Olgun Şimşek 1971 yılında Bingöl'lü Alevi Kürt bir baba ile Bursalı Sünni Türkmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğretim ve orta öğrenimini Bursa Mustafa Kemal Paşa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı 1993 yılında sanat hayatına başladı. Televizyonda show programlarına çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro Komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle öne çıktı. 1998 yılında Karışık Pizza dizisinde başrolleri Cem Özer ve Meltem Cumbuları paylaştı. 7 numara komedi dizisinde Sabit Ballıoğlu karakterini canlandırdı. Komedi türündeki dizi 2000-2003 yılları arasında TRT1'de yayınlandı. Üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelen 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencisinin ve bunların peşine takılan bir taşralı işsizin sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinildi. Bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtıldı. Başrollerde Şebnem Dönmez, Engin Alkan, Tuğba Erdem ve Okan Selvi rol aldı. 3 sezondan oluşan dizi 23 Haziran 2003 tarihinde yayınlanan 92. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2003 yılında Emir Büyükdereci karakterine hayat verdi. Dizi 2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayınlandı. Polisiye, macera, gerilim ve aksiyon türündeki dizinin başrollerinde Uğur Yücel, Kenan Emirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz ve Olgun Şimşek yer aldı. Dizi 22 Ekim 2003 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başladı ve 28 Mart 2005 tarihinde yayınlanan 37. bölümüyle sona erdi. Dizi çarşamba ve pazartesi akşamları yayınlandı. Toplam 2 sezondan oluştu. 2004 yılında Zatura filminde Kenan Emirzalıoğlu ile başrolü paylaştı. Askerliklerini Doğu Anadolu'da yapan iki gencin bölgede yaşadıkları travmayı üstünden yıllar geçse de unutamaması işlendi. Kenan Emirzalıoğlu'nun canlandırdığı Cevher ve Olgun Şimşek'in canlandırdığı Rıdvan karakterleri üzerinden Türk-Rum ve Türk-Kürt sorunu irdelendi. Olgun Şimşek buradaki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Oyuncu Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Orhan Murat Arıburnu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri'nin sahibi oldu. Beyaz Gelincik dizisinde rol aldı, Aziz Kudret Tarhan rolünü canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ATV'de yayınlanan dram türündeki dizi 19 Eylül 2005 tarihinde yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Altan Erkekli, Erkan Petekkaya, Mehmet Gülsür, İsmail Acıoğlu ve Olgun Şimşek rol aldı. 1 Haziran 2007 tarihinde yayınlanan 74. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2009-2010 yılları arasında Kapalı Çarşı dizisinde Mahmut rolünü üstlendi. Nejat İşler, Olgun Şimşek, Tülün Özen ve Aslıtan Doğan başrollerde yer aldı. 2 sezondan oluşan dizi 38. bölümüyle yayından kaldırıldı. 2012 yılında Gözetleme Kulesi filminde Nihat rolünü üstlendi. Pelin Esmer'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde dram işlendi. Almanya, Fransa ve Türkiye'nin ortak yapımı olan filmin galası 8 Eylül 2012'de Uluslararası Toronto Film Festivali'nde düzenlendi. Başrollerde Olgun Şimşek, Nilay Erdönmez, Menderes Samancılar ve Laçin Ceylan yer aldı. Filmin çekimleri Kastamonu'nun Tosya, Şenpazar ve Cide ilçelerinde gerçekleştirildi. Film en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu. Yalan Dünya dizisindeki Selahattin karakteriyle de oldukça beğeni topladı. Senaryosu Gürsev İrsel tarafından yazılan Deep Predictions tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen durum komedisinde oynadı. Jale Atabey Özberk tarafından yönetilen dizi 13 Ocak 2012 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Ve dizinin müzikleri İlkar İbrahim Gil tarafından yapıldı. Yalan Dünya, Cihangir'de yan yana yaşayan Türkiye'nin iki uç hayat tarzından gelen iki ailenin komik hikayelerini ele aldı. Dizinin fikri Cihangir'de ofis ararken ortaya çıktı. Dizi 26 Kasım 2012'den itibaren 24 Haziran 2013'teki ikinci sezon finaline kadar her pazartesi akşamı 8'de yayınlanmaya devam etti. Üçüncü sezon 27 Eylül 2013'ten itibaren eski günü olan Cuma günü yayınlanmaya başladı. Dördüncü sezonda Çarşamba günleri akşam 11'de ekranlara geldi. Dizinin final bölümü yılbaşı özel olarak tasarlandı ve 31 Aralık 2014 tarihinde bitirileceği açıklandı. Ancak dizi 19 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan 90. bölümüyle yayından kaldırıldı. Toplam 4 sezondan oluştu. Şimşek 2012 yılında buradaki canlandırdığı rolüyle Antalya Televizyon
ödüllerinde komedi dizisi en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Türk Ekonomi Bankası'nın reklamlarında oynadı. Şimdilerde ise Dram Tour'unda yayınlanacak Cici filminde başrol olarak yer alıyor. Film dijital platform Netflix'te yer alacak. Zengin bir oyuncu kadrosunun yer aldığı filmin yapımcılığını ise Crack Film üstleniyor. Berkun Oya 2020 yılında Bir Başka Tır adlı dizi izleyicilerle buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Oya yeni filmi hem yazıp hem yönetti. Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Orkun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan yer alırken filmin yapımcılığını Berkun Oya, Ali Farkonde ve Crack Film üstleniyor. Filmin yayınlanan orijinal özetine göre 1980'li yıllarda İç Anadolu'da bir çiftlik evinde hayatlarını sürdüren ailenin fertleri yaşadıkları acı bir kayıp üzerine büyük şehre göç etme kararı alırlar. 30 sene sonra hala geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine döndüklerinde yıllardır üstü örtülü bir gerçeğin açığa çıkması da kaçınılmaz oluyor.